Evet değerli izleyicilerimiz, Ülker annemiz bu üzüm pekmezini bu gördüğünüz lezzetli üzümlerden, bahçesinin üzümünden yaptı. Abi yok böyle bir lezzet, bir de dolaba koymuş, soğutmuş. Aynen. Şimdi pekmez tamam mı abla? Aynen. Üzüm pekmezinin notunu vereceğiz değerli dostlar. Tabii her şeyin başı besmele. Önce besmeleyi çekiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ülker anne, ölmüşlerin canına değsin. Mükemmel bir pekmez olmuş. Allah şifa versin. Sattıklarına da şifa versin. İkram ettiklerine de şifa versin. Hediye ettiklerine de şifa versin. Biz şimdi tabağı mı alıp gidiyoruz? Nasıl yapıyoruz? Al götür. Elimize verdiler bir tabak pekmez. Gel Fadime annem. Değerli dostlarımız, Sevinçler Köyü'nde Fadime annemiz, bildiğiniz gibi pekmez uzmanı kendisi. Fadime anne buyur. Buyurun. Coşkulu alkışlarınızla buyurun. He? Tatlı yemiyorsun mu? Perhizde misin? Bir oldu mu bu acaba? Bir bakalım, dur bakalım. Evet. Evet. Olmuş. Olmuş mu Hatice anne? Aldım ama ben onu. Olmuş mu? Olmuş. Üzüm nasıl? Bir de üzüme bakalım. Üzüm güzel, üzüm yemeyeceğim. Niye? Neden gali? Yaş kaç annem? 88. 88 yaşındasın. Allah sana inşallah 98'i göstersin. Amin. Allah. Ne oldu? Allah amin diyorsun da fazla. Niye? Elimiz ayağımız tutuşuna imanla kuran lazım Allah Cenab-ı Allah. Ya ne olacak ki 100 yaş ya? Çoluğa çocuğa yıktık. Ya sen Allah. Pekmezle besleniyorsun. 88'i gördüğüne göre 98, 108, 118'e kadar Allah nasip ederse. Niye? 118 fazla mı oldu biraz? Allah çoluğa çocuğa yıktırmasın oğlum. Düşürmez canım, düşerse de çoluk çocuk bakacak. Herkes kendine bakalım. Niye? Ciddi mi diyorsun ya? E sen anne babana baktın. Baktım. Senin çoluğun çocuğun da sana bakar. Ben 15 sene anama, analıma baktım ben evlatlığım de. Öyle mi? 15 sene baktım. Burada bu çift baston balığım, moda mı? Balığım ölmedi de. Ha. Analığım da güzel oldu da 15 sene baktım yatakta. Evet. Allah kabul etsin. Allah uzun ömür versin. Peki buralarda bu çift baston, bastonla dolaşmak moda mı? Benim ağrıyor benim de. Ha. Öyle alıyorum bastona çift. Bir yürü bakalım nasıl yürüyorsun? Hadi bir yürüyelim. Sağ olun. Hadi bir yürüyelim elimizde pekmez yine. Evet, Sevinçler Köyü'nün meydanında gündemi değerlendiriyoruz. Gündemimiz ne? Salih abi. Ne anlamıyorsun ya? Gündem. Gündem deyince mi? Gündemimiz ne? Rehberlik. Ne? Rehberlik. Rehberlik. Tabii. Neler söylemek istersin rehberlik hakkında? Vallahi bahçede tomata, biber. Her şeyi, her meyvenin adında sevmeyeceğiz oğlum benim. Eyvallah. Hmm. Bu annemle aran nasıl? Benim oğlan elbiliyor, o yiyoruz. Biz hazır yiyoruz oğlum. Biz hazır yiyoruz oğlum. Biz hazır yiyoruz. Yiyeceksin tabii, sen onları beslemişsin, büyütmüşsün. Çamarlı şey. Oğlan kazanıyor, biz yiyoruz. Ne yapıyorsun? Oğlan aç pişir veriyor, yiyoruz. Bahçelere gidiyor, geliyor, getiriyor, yiyoruz. Oh ne mutlu size. Ya. Evet, köy muhabbetleri değerli dostlar. Değerli dostlarımız, severim insanın durusunu ve yine severim eriğin ve elmanın kurusunu. Ablacığım, ne kurusu bunlar? Bu erik kurusu. Ne işe yarar? Bunu ben böyle kuru diyorum. Benim damat var Manisa'da. Evet. O sat veriyor bana. Parayı veriyor mu? Vermiyor. O zaman ne işe yaradı abi? Damat bey. Torunuma veriyorum. Öyle mi? Evet. Ha bunun geliri toruna gidiyor. He, bu erik kurusu mu şimdi? Bu erik kurusu. Meşhur. Meşhur erik kurusu. Meşhur. İsim ne annem? Çok güzel oluyor bu. Aynur Süngü. Bu böyle yenmez mi? Yenir. Yenir. Gayet güzel. He çok güzel oluyor. Turumasını beklemeye gerek yok ki. Çok seviyorlar. Sipariş yapıyorlar. Eyvallah. Bu ne annem? Bu da elma kurusu. Bunu da ilyene su koyuyorum. Elmara atıyorum içine. Böyle diliyorum. Böyle beyaz yaygının üstüne de seriyorum. Kuru diyorum. Bunu da satıyor. Değerli izleyiciler, bütün samimiyetimle söylüyorum. İkisi de %1500 organik. Hep organik. Yani organik. Şeysiz. Hiçbir ilaç yok. Lezzetinden kesinlikle anlıyorsunuz. Bu da elma kurusu. Müthiş. İnsanın yedikçe yedisi geliyor. Ve ne yapıyor değerli dostlarımız? Pestilini çıkartmak diye bir tabir vardır ya. Ablam hepsini pestini çıkartmış. Gel ablam.
Şuradan başla. Ne pestili? Bu da erik pestili. O kuruttuğum erik pestili böyle yaptım. Oh. Böyle. Oldu mu şimdi? Bu oldu. Yenir yani. He, yenir. Erik pestili. Evet, erik pestili bu. Eyvallah. Gelelim buraya abla. Bunlar ne pestili? Şöyle asmaların altında göster bize. Bunlar da erik. Bu da yemiş pestili. Reçelini de yaptım. Allah Allah. Böyle pestili. Bunun de karışımı ne? Karışımı hiçbir şey yok. Reçeli şeyi. Ne bu? İncir mi bu? İnciri. Ha, incir pestili. Evet. Bunlar erik pestili. Ha. Bunlar incir pestili. Kaynatıyorum. Buradakiler de öyle. Geçiriyor. Öyle mi? Gel bakalım annem. Hepsi aynı. Bunlar? Bu da aynı o erikler. Bu da erik pestili. Oo, bu da olmuş. Evet, bu da oldu. Bunları ne yapıyorsun? Bunları da işte satıyorsun. Neye satıyorsun bunu? Bunları mesela? Da damadım sat veriyor. Eyvallah. Şöyle katlıyorsun. Evet. Koltuğun altına alıyor gidiyor adam. Evet. Tepsiyle mi veriyorsun, katlayarak mı veriyorsun? Böyle şey yapıyorum bunları, ben rulo halinde yapıyorum. Böyle doluyor. Allah Allah. Böyle hazır hale getiriyor. Bu şimdi olmuş halde değil mi? Bu olmuş. %1500 evet. Erik pestili, incir pestili, iki çift pestilim var. Doğru mu? Eyvallah. Bir de yakışıklı var. Yakışıklıyı coşkulu alkışlarınızla ekranlarınıza alıyoruz değerli dostlarımız. Öyle mi? Evet. Eyvallah. Abla kardeş şöyle bir bakın değerli dostlar. Tarlanın taşlısı, kızın kardeşçisi demişler değerli dostlar. Sağ olun. Doğru mu? Sağ olun. Nasıl birbirine benziyorlar? Bunları doğuran anaya babaya yaşıyor mu kendileri? Hayır. Hayır. Vefat ettiler. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Sizlere Allah hayırlı evlatlar nasip amin. Eylesin. Amin. Sağ olun. Diyoruz. Sağ olun. Öp elini. Değerli izleyicilerimiz, ay yıldızlı bayrağımız her yerde. Mahmutlar'da, çam odununun ateşinde Türkiye'nin en kaliteli, en lezzetli, en doğal, en harika, en mis gibi kokan, bir ay boyunca dışarıda bile dursa küflenmeyen, dolaba koyduğunuzda bir yıl boyunca tazeliğini koruyan ekmeğini çekeceğiz. Ateş gürül gürül yanıyor. Ateş yansın değerli dostlar diyoruz. Şimdi ekmek fırınına doğru şöyle bir dalıyoruz. Kapıyı açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir içeri giriyoruz. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. İşte gördüğünüz gibi ekmeklerdeki güzelliklere bir bakın. Ve bu gördüğünüzde çam odunu değerli dostlar. Bu fırından ekmekler çıkacak. Harlamışlar. İkinci, üçüncü sefer yapılacak. Ablacığım sizi şöyle bir alalım. Abla ben yanarım burada. Şöyle gel abla. Abo sen nasıl duruyorsun abla burada ya? Duruyoruz işte. Abla şimdi bu ne yapacak? Sönecek biraz sonra doğru evet, mu? Evet sana sönecek. Oradan süpüreceğiz. Süpürdükten sonra. Oradan ekmekler atacağız içine. Çam odununda mı yapıyoruz? Evet çam odununda Mahmutlar köyünde. Yani ekmek çam evet, odunuyla çam yapılıyor. Yapılıyor. Evet ablacığım. Şimdi ekmeğin özelliğini bize bir anlat ablacığım. Ekşi mayalı. Ekşi mayalı. Evet. 15-20 gün dayanır. Dayanır. Evet. Ben bir ay dedim ama. Bir ay. Evet, kış döneminde bir ay dayanır da yaz döneminde biraz havada. Dışarıda. Evet. Dışarıda bile 15 gün durur. Evet. Evet. Dolaba koydun mu? Dolaba koydum daha uzun süre. Daha uzun süre. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.